Verilen emektir sevgi mesela. Ben Esin Tarakçıoğlu, Ankara, 1971 doğumluyum. Çocukluğumdan beri bir yazarlık, bir yazmak merakım vardı. Şiirlerim falan, kendi çapımda bir şeyler yazmaya çalışıyordum. Çok inişli çıkışlı hayatlarımız oldu. Tabii ki hepimizin hayatında olmuş olan, şu anda hepimizin yaşamış olduğu imtihanlarımız var. Bu imtihanlarımızı yaşayarak ben bugüne geldim. Sizlere anlatmak istediğim, bununla birlikte ben bir kitap yazmak istedim. Kitabımda şiirim de var. Kendi hayatım da var ve bu kitabın içinde sadece ben yokum, hepimiz varız, hepimizin hayatı var. Bebeklikten yaşlılığa kadar neler yaşıyorsak ben anlatmaya çalıştım. Aslında yapmak istediğim hepinizin sesi olmak. Hepimizdeki inişleri, çıkışları, acıları, tatlıları ve nasıl sabrettik, nasıl şükrettik, nasıl tevekkül ettik, ben bunları anlatmak istedim. Kitabımı yayınladık. Bu kitabın içinde hepimizin izi var. Buradan her kelimede, her satırda kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Ve ben herkesin sesi olmak için bu kitabı çıkarttım. Sizlerin de okumasını, aydınlanmasını, benim gibi faydalı olmanızı istediğim için Aksaray'dan başladım. Ama Allah'ın izniyle bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, engelli bireylerimizin kitapta hayattan esintiler, adımın anlaşılacağı gibi esintiler ama sadece ben esinti olarak değil, bu herkesin hayatında olan esintileri anlatıyor. Bunun içinde evvela kendimi buldum. Arındım, temizlendim. Bunu temizlenmesinde de Sayın Murat Başaran bir gün YouTube'da gezinirken kendisiyle tanıştık. Onun videolarını, onun ritüellerini izledim. Sonra bende ne kadar yanlışlar olduğunu ve ben nasıl izin verdiğimi, insanlara beni yönetmesi için nasıl izin verdiğimi bu kitapta anlatmaya çalıştım. İçimizde benler var. Yüreğimizden gelen İstediğimiz hiçbir şeyi yapamıyoruz. Bunları yapmamız için o benlerin dışarıya çıkması gerekiyor. Kendini bulacak, özünü bulacak. Bu kitapta kendi özünü bularak hayata bakış açısını değiştirecek. Her şeyden mutlu olmayı görecek. Bulutların neler yaşattığını, bize neler anlattığını benim gördüğüm gibi onlar da görecek. Kelebeklerin, kuşların, renklerinin ve onların ne kadar güzel yaratıldığını görerek Allah'ı daha çok benimseyecek, daha çok anlayacak. Bunlar çocuklara ışık olacak, aydınlık olacak. Gençlerimize ışık olacak, aydınlık olacak. Ben başlattım, devam ettireceğim Allah'ın izniyle. Kitabım, ben 11 Kasım'da doğmuştum. 11 Kasım'da kitabım yayına girdi. İlk kitabım, Allah'ın izniyle devamı gelecek. Şu anda satışa sunuldu, satılıyor. Kitabım her yerde mevcuttur. Benim imzalayıp istiyorlarsa eğer imzalı olarak benden istiyorlarsa ve benimle sohbet etmek istiyorlarsa ben seve seve fuarlarda onlara takdim ederim. Kitapçılardan da alabilirler, internet üzerinden de alabilirler. Kitap evlerinde yayınlanıyor. Bazı siteler üzerinden de satışa sunuldu. Ama ben kendim bizzat burada bir söyleşi yaparak ve imza günleri yaparak Aksaray'da hem kendimi duyurmak hem çocuklarımıza faydalı olmak için varım. Bu kitabın geliriyle ilgili bütün kimsesiz çocuklar, engelli bireylerimiz, kadınlarımız, kimsesiz kadınlarımız, yani ilgiye muhtaç olan veya maddi manevi sıkıntı yaşayan, eğitimde, öğretimde sıkıntı yaşayan herkese destek olmak amaçlı. Bunun haricinde başka projelerim de var. Onları da inşallah zamanla hayata geçireceğim. Okuyucularımın hepsini bekliyorum. Allah'ın izniyle devamı gelecek ve bu hepimizin sesi, bu hepimizin isteğiyle başaracağız, yapacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek sözlerime son veriyorum. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.